Türkiye'de yerli teknolojinin öncüsü Vestel'in katkılarıyla hazırlanan bir Chip Tech Talk canlı yayınla sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi kısa bir süre önce Mobil Dünya Kongresi gerçekleşti. Bütün teknoloji basını ve tabii kullanıcıların gözleri Barcelona'da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi'ndeydi. Bu süre zarfında tabii biz de Chip Online olarak kongrede yerimizi aldık. Oradan ilk ön incelememize tanıtılan ürünlerle ilgili bilgileri sizlere an be an ulaştırdık canlı yayınlarımızda. Bugün de gerçi biraz bir haftayı falan geçtik herhalde. Evet, üzerinden geçti. Bu hafta Mobil Dünya Kongresi'nde neler tanıtıldı? Kısaca burada bir özetleyeceğiz. Mahmut'la başlayalım. Mahmut var yanında bu arada. Mahmut'la birlikte yorumlayacağız. Evet. Şimdi şöyle, Mobil Dünya Kongresi üzerinden geçti ama tabii o arada başka önemli ülkenin içinde gündemler vardı. Dolayısıyla oradan canlı yayınlar yapmamız gerekiyordu. Bu canlı yayında ancak zaman bulabildik. Aynen öyle. Bu hafta, haftadan bir tanesi. Aslında çok fazla üzeri soğumadı çünkü tanıtılan ürünlerin birçoğu daha gelmedi. Evet, yavaş yavaş gelmeye başladı. Biz ilk incelemeleri gerçekleştirmeye başladık. Zaten dün akşam itibariyle de bizim takip i̇lki, edenler... İlki herhalde. Bu tanıtılanlardan ilkini biz inceledik. Evet. Yayına girdi dün gece. Bugün de ikincisi gelecek. Arkası yarın. Evet. Bugün diye. Dün ne girdi? Dün S9 girdi. Samsung Galaxy S9 incelemesi girdi. Bugün de S9 Plus incelemesi yayında olacak. Bunlar iki ana telefon zaten. Aslında Mobil Dünya Kongresi'nde beklenen çok hani... belli başlı markalar arasında Samsung, evet. Asus, Sony, Vestel, Nokia vardı. Bunlar arasında da hani böyle en top böyle hani dikkat çeken büyük beklentilerin olduğu Galaxy S9, S9 Plus modelleriydi. Onlar tanıtıldı. İstersen onlarla başlayalım. Olur. Tabii öyle yapalım. Hani bu arada tabii beklenip de tanıtılmayanlar var. Huawei'nin telefonu mesela bekleniyordu ama onlar şeyin sonrasına bıraktı. Fuarın bu sonrasına ay bu ayın içinde fazla kalmadı. Herhalde bir 15 gün falan var tanıtılmasına. Şimdi Samsung Galaxy S9 ile başlayalım. Özelliklerinden çok fazla bahsettik ama biraz da şeyden bahsetmek istiyorum. Yani Samsung'un her seferinde lansmanı çıtasını yükseltmesinden bahsetmek istiyorum. Çünkü neredeyse böyle hani sen de ben de bütün lansmanlarına katıldık, sırayla katıldık. Her seferinde daha ne yapabiliriz, daha nasıl şatafatlı hale getirebiliriz gibi bir durumu var. Hani telefonu elbet bahsedeceğiz ama oradan girelim. Hı hı. Şimdi Barcelona'da iki tane fuar alanı var. Bir tanesi şu anda işte son dönemde fuarların yapıldığı gerçek büyük farklı binaların yer aldığı fuar alanı. Bir tanesi de bizim buradaki hani aslında bizim Türkiye'deki küçük fuar alanlarına tek binadan oluşan eski Barcelona'nın fuar alanı var. Samsung mesela bu yılki lansmanı eski fuar alanının tamamını kapatarak yapmış. Yani buradaki fuar alanlarından kıyaslayacak olursanız tüm fuar alanının Samsung standıydı. Devasa bir yine sahne, devasa şovlar. Hatta arttırılmış gerçeklik vardı sunumda. Augmented Reality. Basın mensuplarına dağıtılan yaka kartlarının bir dönem bir uygulama. Yani S9 launch uygulaması. O çok ilginçti. Orada hiçbirimiz beklemiyorduk aslında bunu. Direkt arttırılmış gerçeklik. Tabii. Yani hani yaka kartını kendi telefonunuzda uygulamayla elinize tuttuğunuz anda o yaka kartı birdenbire Samsung S9'a dönüşüyor. Dolayısıyla aslında hani elinde nasıl tuttuğun boyutlarını daha lansman sırasında önünü arkasını çevirip bakma şansımız oldu. İlginç bir şeydi, anekdottu lansmanla ilgili. Onun haricinde tabii bu kadar büyük, yine tenkit edelim, sen de sürekli tenkit ediyorsun. Her seferinde bunu yani dilimizde tüy bitiyor ama her seferinde söyleyelim. Çok güzel sunumlar, lansmanlar çok güzel ama demo alanları berbat. Olmuyor. Yani bunu her seferinde yapıyorlar. Sessiz değil çünkü oraya gelen basın mensupları o telefonu böyle kafasını vererek incelemek istiyor. İşte videolar çekiliyor. Onlarla ilgili çünkü bizim izleyicilerimiz de ondan en fazla yakınıyorlar. Çünkü çektiğiniz videoda arka tarafta hala şovlar devam ettiği için yüksek bir müzik, yüksek bir gürültü. Hani ne kadar yaka mikrofonu da kullansanız yetmiyor, olmuyor. Dolayısıyla işte bu şeyde ne denir? Lansmanlar biraz daha böyle hani belki demo kısmına gelindiğinde düzeltilse biz de kendimizi daha fazla vererek üzerine düşebiliriz deyip hemen teknik özelliklerine geçelim. Bu noktada şeyi söylemek lazım herhalde. Biraz hani tam işin reklam boyutu var. İşte hani iş ortakları da geliyor. Orada pazarlama boyutu. Pazarlama kısmı falan var ama öte yandan basın tarafına baktığımızda sanki böyle yağ kuyruğuna işte ekmek kuyruğuna girmiş gibi. Tabii karneyle test yapıyoruz. Karneyle
gidiyorsun, sıra bekliyorsun, sonra gidiyorsun bir işte ön inceleme gerçekleştirmeye çalışıyorsun orada. O biraz olmuyor. Bu sadece global anlamda Türkiye için de geçerli. Bu reklamasyonda da aynı şey. Evet. Her biz PR tarafıyla görüştüğümüzde, her şirket çalışanıyla konuştuğumuzda diyoruz ki biraz daha bunu hani en azından bir demo alanına da biraz çekidüzen verseniz de biz oraya gelip gerçek yani kendi işimizle yapabilsek. Çünkü iş yapamıyoruz böyle olunca. Dolayısıyla bizi izleyenler de ön incelemelerin kalitesinin istedikleri gibi olmamasını. Evet. Olmadığını görüyorlar. Ya yankı yapıyor, aynen. Arkada gürültü var, dediklerimiz anlaşılmıyor. Hani bunlar bizim elimizde olan şeyler değil. Hani yeri gelmişken tekrar söyleyelim. Elimizden geleni yapıyoruz. Ya orada bekleyip, herkesin dağılmasını bekleyip en son incelemeyi yapacağız ama bu durumda herkesten geç kalmış oluyorsunuz. Tabii. Erken yapmak istiyorsunuz. Bir yarışın içindeyiz tabii bu durumda. Sizlerde bizi izleyenler en hani erken incelemeyi yapan taraftan tabii ki değerlendirmek durumundasınız. Ancak biz de hani bu ilklerden birisi olmak istiyoruz ve elimizden gelen işi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Fakat bu noktada da gerek ses gerek ışıklandırma noktalarına takılıyoruz. Bu noktada bunu çözecek olan kişiler tabii yetkililer. Ürünleri tanıtmak aynı zamanda buna Seslenmiş de olalım buradan. Evet, buradan seslenmiş de olalım. Dinlenirler mi? Dinleyip de cevap verirler mi? Onların takdirinde. Öte yandan evet S9 ve S9 Plus'ın direkt teknik özelliklerinde başlayacak olursak hani hazır bundan söz açmışken Sen en son hani taze inceledin için onun için sana sorayım en azından. Yani S9 ve S9 Plus'la birlikte aslında zaten şimdi S8 ve S8 Plus'la baktığımızda tasarım konusunda özellikle çıtayı çok yukarı çekmişti Samsung. Öte yandan sadece kendi dalında, kendi telefonlarında çıtayı yükseğe çekmekte kalmadı. Diğer markaları da ön ayak oldu ve onlar da en boy oranlarını, görüntüleme oranlarını, ekranlarını geliştirerek karşımıza çıkan ürünler geliştirerek karşımıza çıktılar. Bu anlamda en fazla faydayı kullanıcılar, tüketiciler gördü. Böylece eski takos telefonlardan daha şık, daha güzel, daha fazla görüntüleme alanı sunan modellere yükseldik. Şimdi bu böyle. Öte yandan baktığımızda bu arada telefon çıldı şu an. Evet. Hayır. Aşağıda. Kusura bakmayın bu arada. Tabii telefon sesle de alsak titreşim moduna. Şimdi S9 ve S9 Plus'la tasarım konusunda selef modellere kıyasla çok büyük bir gelişim yok. Bazı noktada küçük çaplı değişiklikler yapmış. Samsung zaten aslında dediğim gibi çıta çok yukarı çektiği için tasarım konusu çok büyük bir şey yapmasına gerek yoktu. Ama mesela parmak izi sensörünü biz yerini çok eleştirdik alt telefonlarda. S8, S8 Plus, Note 8 modelleri olsun isterse. Bu noktada parmak izi sensörünün kamera diziliminin hemen yan yana konumlandırmış hatırlarsınız. Onunla parmak izi sensörünü altına alarak böylece daha rahat bir erişim sağlanması imkanı sunulmuş. Bu özellikle Galaxy S9 Plus'a daha çok dikkatimizi çekiyor. Çünkü telefonun boyutları büyüdükçe parmak izi sensörüne erişmek zor oluyordu. Bununla birlikte daha rahat erişim sağlanabiliyor. Öte yandan baktığımızda telefonda böyle ufak tefek ince detaylar da var. Mesela ekran çerçeveleri selef modellere göre biraz inceltilmiş. Ve bu da telefonun daha kısa, üstten balttan daha kısa hale gelmiş olmasını sağlar. Bir de ilginçtir ama bir de hani çok milimetrik fark da olsa daha kalın telefonlar selef modellere göre. Ancak ortaya baktığımızda gün sonunda evet çok şık telefonlar ikisi de. Özellikleri tabii ki teknik altyapı bakımından baktığımızda eski modellere göre upgrade edilmiş. Yeni Exynos işlemcisini kullanarak ülkemize gelecek. Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus Exynos 9810 8 çekirdekli işlemcisiyle geliyor. S9'da 4 GB RAM, S9 Plus'ta 6 GB RAM olarak karşımıza çıkıyor. 64 GB'lık daire depolamalı, 128, 256 gibi seçenekler sunuluyor. MicroSD kart alanında 400 GB'e kadar bir destek söz konusu. Bu anlamda bir de şöyle bir aslında değişiklik anlamından bahsediyorken artık stereo hoparlörler telefonlarda var. Her iki telefonla da AKG ile bir işbirliğine gitmiş Samsung. Zaten aslında kulaklık noktasında yapıyordu bunu. Şimdi bunu hoparlörlere taşımış. Böylece çok gerçekten kullanıcıların severek kullanacakları bir telefon. Peki şöyle bir şey sorayım o zaman sana. Şimdi ben açıkçası orada bakarken hani arkasını çevirmediğim sürece bunun S8 mi S9 mu onu anlamadım. Şimdi S8 kullanıyorsun ya da işte S8 Plus kullanıyorsun. S9'a geçer misin? S8 ve S8 Plus kullanırım. S9 ve S9 Plus'a geçer miyim? Yani işte Plus kullanıyorsan Plus'a geçmez. Yok zaten kesinlikle öyle bir hani kullananların da satın alanların da yani
değiştireceklerini sanmıyorum. Bir kere hani tam çok param vardır geçersin, o ayrı bir şey ama çok büyük farklılıklar yok. Ha, ne gibi farklılıklar var? İki noktada farklılıklar var. Birincisi S9 serisinin, daha doğrusu öyle söyleyeyim, en büyük alamet farikası S9 Plus'a çift kamera geçirmiş olması. Aynı zamanda evet. S9 ve S9 Plus her ikisinde de ikili diyafram aralığının bulunması. Hatta akıllı telefon pazarına baktığımızda f1.5 diyafram açıklığını sunan ilk model S9'lar oluyor. Bu anlamda evet, fotoğraf konusunda yeteneklerini geliştirmek isteyen kullanıcılar bu telefonlara geçiş yapabilirler. Bir diğer yenilik ise AR emoji, AR emoji diye geçiyor. Ha, doğru, en büyük aslında aralarındaki fark bir önceki nesille 8 ile 9 arasında face, yani yüz tanıma olması. Yani yüz tanıma yazılım olarak zaten destekleniyor de, evet, ama bunu biraz daha şimdi eğlenceli hale getirerek tıpkı bu Apple'ın iPhone X ürününde sunduğu gibi TrueDepth kameralı, hatırlarsınız Face ID ve buna benzer, işte bununla birlikte Animoji'nin gelmesiyle birlikte hem eğlence hem de teknolojik noktada yüz tanıma sisteminin biraz daha geliştirmiş olarak karşımıza sunmuştu Apple. Samsung ise teknoloji tarafını biraz atlayarak, çünkü yeni bir sensör yok orada, yeni bir kamera özelliği yok. Peki sence S8'e gelecek mi Animoji? Sanmıyorum geleceğini. Ben olsam koymam. Ya çünkü şöyle bir şey var. Zaten kullanıcılar yeniliklerden bir tanesi yani sundu. Şu an kullanıcıların S9 ve S9 Plus satın almasındaki en büyük faktör çift kamera S9 Plus için. Diğer ikisi için de AR emoji ve F1.5 diyafram açıklığı. Sen onu S8'e de koyarsan zaten S8'in fiyatı düştü. 3000 lira. S9'un fiyatı 4500 lira. Fiyatları saymıyorum. S9 Plus'ın fiyatı 5100 lira. Niye alayım ki? Bu şey dönüştü ama, yani böyle her sene bir telefon çıkarma zorunluluğu varmış gibi davranıyorlar şu anda. Onu mesela LG atlattı biraz. Onu söyleyecektim. Yani. LG o konuyu atlattı ama hani Samsung hele özellikle böyle her sene fuarda bir tane tanıtmam lazım. Yani çok büyük yenilik katabilirim. Hatta ben şeyi çok merak ediyorum. Bundan sonraki 10 mu olur, X mi olur? Ne koyacak? Entegre parmak izi okuyucu koyacak. Note 9'a veya S10'da gelmesini bekliyorum. Ekrana entegre diyorsun. Ekrana entegre. Evet. Ve mesela bak şöyle bir şey olacak hatta. Şimdi mobilyan projesinin özeline baktığımızda bütün telefonların artık birbirinin aynısı olduğunu gördük. Ne oldu? Apple iPhone X'i tanıttı. Çentik koydu. Bütün kullanıcı tarafı olsun, işte yani tüketici tarafı olsun veya basın olsun. Herkes dedi ki bu çentik nedir? Evet. Çentikli telefon mu olur falan gibi. Fakat bir anda genel kabul gördü ve bütün pek çok 20 tane 25 tane herhalde alt markalarla, Çinli markalarla birlikte çentik telefonları gördük. Tabii tabii, hatta yani şu an Samsung, yani aslında piyasada şu an iki farklı nasıl denir? Ekran, full ekran telefon diyeyim. İki farklı full ekran telefon var. Evet. Yani iki farklı tasarım. Bir tanesi Samsung'un kullandığı üstten alttan çok ince çerçeve ya da işte üstten biraz daha kalın, alttan hiç çerçeve olmayan bir telefon modelinde var. Yine Çinli, hatırlamıyorum şu anda markasını. Bir de çentikli telefonlar. Ama ağırlıklı olarak fuara Samsung'un kullandığı tasarım değil, çentikli iPhone X'in kullandığı tasarımlar, özellikle Mobil Dünya Kongresi'nin işte geçtiğimiz 2018'deki geçtiğimiz aydaki damgasını vuran çentikli telefonlardı. Evet. Birçok büyük marka bunun izinden gitti. Asus da bunlardan bir tanesi. Hatta şu an tanıtılmadı ama sızdırılan görüntülere göre galiba büyük bir ihtimalle Huawei'nin P20'si de çentikli tasarımı uyarlayacak telefonla. 27 Mart. Evet, 27 Mart olması lazım. Bu arada şimdi hani teknik özellikleri zaten birçok yerlerden buluyorsunuz. Burada daha çok böyle hani konunun üzerine yorumlamak daha mantıklı diye aynı şey yapıyorum. Çentikli telefon neden? Ben bunu hani daha tanıtılmadan Huawei'den bir yetkiliye sordum. Hani siz de niye bu izden gidiyorsunuz? Çentikli telefon, bu tasarım hani birebir iPhone'u kopyalamak değil mi gibi. Şöyle bir açıklama geldi. Bu ekran tasarımları aslında ne iPhone'a, Apple'a ait ne Samsung'a ait. Bunlar aslında trendleri belirleyen belli telefon tasarım firmaları var. Bunlar güncel trendlerde kullanıcı deneyimlerini, kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayacak telefon tasarımları yapıyorlar. Yani işte bunlar parmak izinin yanda yer alması, arkada yer alması ya da işte sensörlerin dikine olması, yatay olması, tepede olması, ekranların tamamını kaplaması. İşte ama bu tabii tamamını kaplarken kamerayı ve işte diğer fiziksel tuşlar olacaksa nereye konulacak, sensörler nereye konulacak şeklinde. Samsung bunu çok ince çerçeveler atarak çözüyor. Birkaç marka da onun izinden gidiyor ama daha fazlasını sunmak için, ekran çözünürlüğünü daha fazlasını sunmak için orada üst sağ solunu da boş bırakıp çentik yapmak. Bu bir aslında
tasarım firmalarının bir ürünü ve bunlar işte Samsung'a sunuluyor, Apple'a sunuluyor, işte diğer markalara tek tek sunuluyor. Kimin bu tasarımı kabul edip etmediğine bağlı. Seçenek orada. Seçenek bu bir risk. Çünkü çok radikal bir değişim, ekran değişimi. Yani orada iki taraftan ekranın devam ediyor olması. Samsung bunu kabul etmemiş belli ki. Apple zaten risk almayı seven bir firma ve bunu kabul etmiş, çentiyi kullanıyor. Akabinde devamında diğer markalar da arka arkaya gelmeye başladı. Eminim bundan sonra da bilmiyorum Samsung... Bir dönem göreceğiz böyle çentik. Göreceğiz, çentikli telefon gideceğiz. Başka bir çözüm buna kadar galiba bir çözüm var. Aslında komple evet. Şeyin kameranın çıktığı... Vivo Apex. Evet, Vivo. Bir akıllı telefonda. Şimdi, o da üçüncü tasarım. Onlar iyice risk almış durumdalar. O tamam ekran. Onu söyleyecektim zaten. Şimdi Samsung'un dedim ya tasarım anlamı ne gibi değişikliği olabilir? Hı hı. İşte S8, S10 veya Note 9'da hani Note 9 biraz geç de S10'da belki. Evet. Bir sonraki hamlesi ne olabilir? Ekranı o Vivo Apex gibi modeli gibi tamamen çentiğin de olmadığı tamamen yapari bir ekran olabilir. Ha, orada mesela o telefonda konsept telefonu bu arada Vivo Apex. Onun orada mesela kamera nerede? Kamera şeyde düğmeli çıkıyor. Aynen üst tarafa şeyin çerçevenin telefonun üst tarafına gizli bir yere geldi. Kamerayı kullanacağız ama pıt diye oradan çıkıyor. Eski yani kompakt kameralarda şey var. Evet açıldı. Flaşın açılması gibi oradan bir kamera çıkıyor. Onun dışında da tamamen baştan aşağı ekran olarak sunulmuş. Hani bir sonraki adım belki olabilir. Şimdi bunu takip eden markalar var, etmeyen markalar var. Öte yandan birbirlerinin tasarımlarını taklit etmeye çalışan markalar da gördük. İşte bu tamam hani iPhone X noktasında, iPhone 10 da diyebiliriz. Evet. O noktada işte Asus Zenfone 5 ile bu tasarımı taklit etti veya Huawei P20 taklit etti de diyebilirsin. Veya işte o dediğimiz gibi genel kabul görmüş olan çizgileri takip ediyorlar da diyebiliriz. Ama kullanıcı tarafına baktığımızda çakması diyorlar. Evet öyle görülüyor. Yani biz yani, bizde o çünkü o aslında hani onların firmalarının o aralarındaki işbirlikleri firmaların arasındaki ama bizim için bunu ilk çıkaranın tabii. Birinci oluyor. Geri kalanlar onun taklidi oluyor. Ama bu noktada ben şunu söyleyeceğim. Apple geçen seneki modellerde 7 ve 7 Plus modellerinde hani kaybettiği ve o sırada Samsung'un Note işte S8 evet. Ve S8 Plus'ı çıkartmasıyla tasarım olarak öne geçtiği o yani Apple'ın kayıp noktası şimdi tekrar avantajı dönüştü. Yani tekrardan akıllı telefon piyasasına yön vermeye başladı diyebiliriz bu noktada. Doğru, çok doğru. Yani tasarım hani... olarak bilirsin ki iPhone 6'larda evet. Piyasa çıkmasından sonra bütün pek çok marka iPhone 6'ya benzemek için uğraştı. Doğru, aynen. Yani tasarım konusu tekrar Apple'ın... Hala da o şey devam ediyor birçok marka hala onun peşinde gidiyor. Hmm. 6 izi birçok markada devam ediyor. Ama dediğin gibi hani bu bir şimdi risk. Bu riski alabilecek belli başlı firmalar var ki bunlar da en üstteki iki firma. Yani ya Samsung bu riski alacak tüm tasarım değiştirme riskini ki hani önce firma olarak ya da işte Apple alacak önce firma olarak. Dolayısıyla Samsung biraz çekingen davranmış gibi geliyor bana. Burada Apple o kaybettiği şeyi geri alabilmek için bir hani tek bir kurşunu vardı onu attı belki. Şu an hani doğru bir şey gibi. Ben yavaş yavaş ilk başta bana da garip gelmişti ama ben ısınmaya başladım o çentik olayına. Çok da kötü değil aslında yani. Hani böyle daha şık gözüküyor. İyi parlak bir ekran. Mesela özellikle ekran zaten mükemmel. Canım. Mükemmel. Yani hani hemen devam edelim. Orada katıldığımız Samsung'dan sonra bir daha Asus lansmanı vardı. Yine Barcelona'da. Bu arada başka bir trend daha var. Hani fuar alanı orada dururken fuar alanının bambaşka bir yerinde lansman düzenleme trendi. Yani kimse fuar alanının içinde yapmıyor. Bir dönem Samsung oradaki bir fuar alanının bir ayrı gene yakınlarında bir bölüm vardı. Onu yapıyordu ama şimdi herkes bir başka yerde yapmaya başladı. Dolayısıyla biz de oradan oraya böyle hani yetişmek için bütün basın mevzu koloni oradan oraya koşturup durduk. Asus lansmanı da özellikle hani lansmanda telefonu birebir elime alıp deneme şansım oldu. Birçok yazılımsal özelliği lansmandaki telefonlara yetiştirilememişti. Yani dolayısıyla videoda da aktardım onları. Hani onların birçoğunu deneme şansımız olmadı. Yani özellikle bu emoji kısmı Asus'ta da vardı. İşte kamera özellikleri, belli kamera özellikleri vardı. İşte kamerasına yine ön plana çıkmaya evet, çalıştı. Ama tabii bunlarla da ilgili bazı kamera içindeki bazı özellikler yine aktif değildi. Daha henüz yazılımsal olarak gelmemişti. Onları deneyemedik. Evet. Ama hani böyle genelleyerek gidiyoruz. Özellikle son dönemde işte tanıtılan telefonların hepsinin en büyük hani lansmanda bir şey anlatılıyorsa
%50'den fazlası hep kamera özellikleri. Yani telefonun birçok kriteri var. İşte pildi, şuydu, buydu, ekranda, ama onlar çok minimal artık. Artık herkes %60 kamerayı anlattıktan sonra pilde var, işlemcide şu diye hop lansmanı bitiriyorlar. Tabii zaten güçlü telefonlar. Yani S7 bile mesela şu an işte çok şey, evet, hala güçlü bir telefonlardan bir tanesi. Çünkü üst seviye işlemci kullanıyordu. S8 Plus, Zenfone 5, Xperia XZ2 vesaire falan. Bunlar hep zaten tepe modelleri. Yani bir önceki modeller arasında çok büyük performans farkı yaratmıyorlar. Çünkü onlar da çok güçlü modellerdi. Burada özelleşme çalıştıkları şeyler tasarım, daha iyi ekran, dediğim gibi daha iyi bir fotoğraf deneyimi ve işte sanal gerçeklik uygulamaları gibi gibi çeşitli yazılım noktalarında artık özelleşmeye başlıyorlar. Özellikle yapay zekanın da biraz artık işin içine girmesi bile Huawei ile mesela. Huawei Pay'imdeki şimdi merak ediliyor. Mate 10 Pro'da o yapay zeka, evet, ilk Kirin işlemciyi ortaya çıkartmasından sonra şimdi bir sonraki modelde P20'de ne göreceğiz acaba diye herkes merak ediyor. Biz sızıntılarını zaten verdik sizlere. Bu arada şey de diyebiliriz. Dediğin çok doğru bir nokta. Hani bunun üzerine tasarımsal olarak bir yenilik görmeyebiliriz bundan sonraki telefonlardan. Biraz önce bahsediyorduk ya, Samsung onda ne olacak ya da işte iPhone 11 mi artık, her neyse, o ya da 9'da ne olacak. Bunlar tamamen bence bundan sonra telefonlarda kullanıcısını daha iyi anlayıp onun ihtiyaçlarına, yani yapay zeka ile daha hızlı cevap verebilecek ve problemlerini daha sen hissetmeden belki de çözebilecek işlemciler ve özelliklerle donatılacak. Telefonlar, yeni telefonlar yapay zekanın ağırlıklı olduğu, hani nasıl şu dönemki lansmanlarda kameralar anlatılıyorsa, büyük bir ihtimalle daha ağırlık bundan sonra yapay zekaya verilmiş olacak diye düşünüyorum. Bu arada hani fuarı gerçek anlamda her seferinde artarak domine eden bir de Qualcomm durumu var. Zaten onun oturumuna sen katıldın. Yani ben hani Qualcomm'un özel hani kendi oturumlarına da katıldım. Bunun dışında zaten hani Qualcomm'u görmeme şansım yoktu çünkü tabii her yerde zaten her yerde vardı. Yani gittiğimiz her lansmanda firmanın, markanın CEO'sundan hemen sonra Qualcomm'un CEO'su gelip biz bunun işlemcisini üretiyoruz dedi. Yani istisnasız hepsinde, Samsung dahil buna. Hepsinde çok büyük bir iş ortaklıkları var. Dolayısıyla 5G için tabii fuarın aslında ana teması, yani biz burada telefonları konuşuyoruz ama aslında 5G fuarın ana teması. Yani 5G 2019'a kadar geri çekilmiş durumda. 2019, yani işte gelecek senenin ortalarında 5G'ye kavuşacağız. Yani Türkiye'de ne kadar kavuşuruz onu bilmiyorum ama Türkiye'den de orada bakanların ve devlet yetkililerinin 5G için anlaşmalar yapmaya çalıştıklarını biliyorum. Ne durumda o kadarını takip edemedim ama 5G'de hani büyük bir şekilde biz de herhalde hızlı bir şekilde geçeceğiz. Ya ben açıkçası şunu söyleyeyim, internet konusu olunca, mobil internet konusu, evet biraz belki 5G'ye falan geçeriz. Ben hani o kadar hızlı adaptasyon süreci atlatabileceğimizi ben açıkçası düşünmüyorum. Bir kere geçişler tam hızlı böyle, yani 5G'ye geçtik falan, tam performans alabileceğiz, bu birincisi. İkincisi işte bunun nesneli interneti, yapay zeka ile falan kullanımı söz konusu olacak. Biz bunu ne kadar hızlı, o enteresan. Endüstri 4.0 deniyor, evet. Biz onda ne durumdayız, o tartışılır. Evet, çok fazla yatırım yapıyoruz. Özellikle kodlama konusunda olsun, altyapı konusunda olsun ama bunların pratik şekilde karşımıza çıktığını çok fazla görmüyoruz. Baktığımızda hala Türkiye'nin, İstanbul'un göbeğinde belli başlı yerlerde hala herhalde internetin normal ADSL'in olmadığını görüyoruz. Evet. Yani bunu ben yakın zamanda bununla ilgili bir canlı yayında yaparım. Çok anlatılacak şey var bununla ilgili. O anlamda adaptasyon süreci... Böyle hani pembe hayaller kurmayalım çok fazla bence. Yok. Dünya buna çok evet adapte olabilir. Fakat global çap şeyde mesela otomotiv sektöründe otonomlarda işte otonom teknolojisini çok fazla kullanacak 5G, yapay zeka akıllı telefonlarda, nesnenin internetin akıllı evlerde falan konuşulacak ama işe yarayacak ama bunu daha çok biz ilk başta birkaç yıl dışarı izleyerek öğreneceğiz. Orası öyle. Şimdi bak burada iki şey aslında söylemek istiyorum, katılarak söylemek istiyorum. Birincisi evet 5G'ye geçeceğiz. Tamam. Ama biz burada 5G'yi sadece hız olarak göreceğiz büyük bir ihtimalle. Onun asıl önemli olan asıl önemli olan işte 5G'nin neden var? 5G'ye niye ihtiyaç duyuyoruz? İşte telefona indireceğimiz müziğin ya da filmin izleyeceğimiz zaten bir şeyi izliyorsan 4K bile izleyebiliyorsun şu an 4.5G'de. Yani biraz zorlanırsın ama 5G'de bunu asıl 4K izlemek değil. Cep telefonunun çoğunun ekranı 4K değil zaten. Yani bir şeyleri hızlı indirmek değil asıl dert. Asıl dert kapsam alanını genişletmek, daha kolay erişilebilir olmak ve aradaki o gecikmeyi engellemek. Çünkü bugün birçok aslında kullanabileceğimiz teknolojiyi
biz yeterli bağlantı hızı olmadığı için kullanamıyoruz. Yani bir sanal gerçeklik gözlüklerini hala bir kablolara bağlıysak o kadar yüksek verinin aktarılamadığı için. Şimdi bunun gibi sorunları çözecek. İşte otonom araçlar kaza yapmadan hızlıca ilerleyebilmesi için tüm sensörlerden gelen verilerin hızlı bir şekilde işlenmesi ne ihtiyaç duyuyorlar ya da işte bir başka araba nerede onunla ilgili şey bu koordinasyonu sağlamak ya için çok hızlı bir haber yazdık işte bant 300 metre gerek. Araç var bir tane şu an yeni yani testleri yapılıyor 5G'yi bekliyor gelmesi için 300 metreye kadar 300 metrelik çapta evet. Bütün araçları yayaları objeleri nesneleri neyse hepsini anlık olarak analiz ediyor. Bu araçlar şimdi. Şimdi bunu düşündüğünüz zaman evet. Çok güçlü bir internet altımız gerekiyor. Zaten dediğim gibi birçok teknolojinin şu anki durduğu nokta, beklediği nokta 5G. Yani aslında 5G'yi biz bundan istiyoruz. Ama biz burada 5G'ye geçelim de. Geçelim biz de 5G'ye kullanıyoruz. Biraz, arkası yok. Öyledir zaten. Yani evet. Bir yerde kazı çalışması yapılacak yapalım ama... O kalı çalışması niye yapıldı? Ben böyle hep küçük sinyaller veriyorum ama sen biliyorsun. Ben konuyu biliyorum ama konuyu dağıtmamak için söylemiyorum. Aynen. Çok açık bu. Bayağı bir uzun bir canlı yayın yaparız o konuyla ilgili. Yani onu söylemek için. Bu diyeceğim ikinci şey de şu. Fuarda... Dayanamıyorum da böyle. Yani ben, mevzuya gireceğim giremiyorum. Canlı yayında az bir şey sonunda kalırsa konuyu özetleyeceğim. Çünkü büyük ihtimalle izleyenler merak ediyor bu nedir diye. Bir de fuarda gezerken speed testin. Standını hani hepimizin telefonlarına yüklüdür speed test yani hani ilk yaptığımız şey ya da bir internet bağlattığımız zaman şimdi sende yok da internet hani olanlar için söylüyorum internet bağlattığımız zaman hemen speed test yaparız standları vardı özellikle gittim hani oradan bir PR yetkilisi buldum işte hani biraz sohbet etme şansı bulduk orada Türkiye'nin de durumunu sordum çünkü çok büyük bir aslında arka planda veri topluyorlar bizim yaptığımız testlerden dünyanın yaptığı testlerden yani dünya üzerinde bu veriler public aynı zamanda. Herkes istediği zaman girip bakabilir. Orada şöyle bir enteresan istatistik var. Bu arada birçok ülkeden daha iyi durumdayız kablosuz bağlantıda. Yani özellikle şimdi bunu bağlantılı anlatıyorum. Kablosuz bağlantıyı kablosuz daha Amerika'dan bile daha iyiyiz. Fiyatlar da ona göre ama. Evet öyle. Ama Amerika'dan bile daha iyiyiz. Yani birçok yerden daha iyiyiz. Ama kablolu bağlantıda çok kötü durumdayız. Yani hatta bunun orada sohbetini yaparken bu niye böyle gibi hani özellikle üzerine konuştuğumuz için oradaki markayı unuttum şu anda speed testi yapan. Oakla. Oakla'dan yetkili. Niye böyleymiş sizin ülkenin broadband'i çok iyi de değil. Kablolu ağ diye. Ben de hani tamamen orada ülkeyi korumak adına açıklama yapma ihtiyacı duyup işte hani ülkenin doğusunda işte hala erişilemeyen çok fazla bir şey götürülemeyen bölgeler var. Hani bu ortalamayı düşürüyor şeklinde bir açıklama yapmak durumunda kaldım ama aslında hani senin yaşadığın olayda da gördüğümüz gibi işte İstanbul'un göbeğinde taşındığın caddede herhangi bir telefon ve hala internet bağlantısı 2018 yılında olmaması ve bununla ilgili verdiğin aslında konu bununla ilgili uğraş. 1,5 kaç ay oldu? Yaklaşık 2,5 aydan beri uğraşıyorum. Uğraş. Yani neler yapıldığını anlatsam gerçekten. Değil mi? Bu başka bir canlı yayın konusu. Bir konu yani böyle bir şey olamaz. O dediğimiz gibi başka bir canlı yayın konusu. Bu internet problemini böyle geniş bir gerek yazılı blok halinde. Gerek vlog halinde onu sen anlatırsın, iletirsin. Konuşmak gerekiyor. Ama dediğin gibi çünkü hani ben yaşıyorsam, ben bir yaşıyorsam öyle söyleyeyim. Tabii. Ve İstanbul'un içinde göbeğinde yaşıyorsan. İstanbul'un içinde yaşıyorsam demek ki internet altyapımızla ilgili ciddi problemler var. Buradan yetkililer herhalde. Bu arada şöyle bir küçük detay da vereyim. Şeyleri var yani uğraşacak. Dünya üzerindeki en güçlü kablolu internet altyapısı nerede biliyor musun? Nerede? Grönland'daymış. Nerede? Grönland. Yani bu hani buzlar var ya, buzlar. Yani kablosuz bağlantıdan bahsetmiyorum. O adamlar buzlu olan, her yerin buzlarla kaplı olduğu ülkede muhteşem bir kablolu altyapı sunmuş. En hızlı altyapı orada şu anda. Abi bir yer soğuksa zaten orada refah var. Refah. Altyapımızda yani. İskandinav ülkelerine de git. İşte bir karamsar bir refah ama olsun. Var olsun yani, yani en azından depresyona evet, girme şeyim var ama... Her neyse. Evet. Dediğim gibi 5G'ydi ana tema. Herkes nasıl işte bu var olan bağlantı problemlerini nasıl çözeriz konuşuyordu bütün standlarda. Hani bu Qualcomm bunu domine etmeye çalışıyor ki bir başarıyor sanırım. Yani cep telefonu tarafında bunu başarmış. Yavaş yavaş daha önce de konuştuk. Masaüstü demeyeyim de notebook işlemcilerine de tabii gelmeye başladı. Bu neydi onun? Özellikle Asus'ta bile. Asus, HP ve işte bir marka daha vardı. Acer miydi? Yok. Neyse onu unuttum. Bir markada 3 markayla şu anda ürünler üretiliyor.
her zaman açık, her zaman bağlı PC, yeni konsept. Şimdi dediğim gibi onun haricinde tabii Intel'den Nokia'sına, Huawei'sine kadar bu altyapıyı 5G'ye herkes bir şeylerde katkıda bulunuyor. Bunun dışında neler vardı? Yine böyle hani bu sefer acaba hangi retroyu tanıtacak diye merakla beklenen bir Nokia vardı. En güzeli Nokia yaptı, öyle söyleyeyim. Geçen sene de mesela 3310'u tanıtmış yeni haline. Evet. Şimdi de bu defa da Nokia 8110'u 4G olarak tekrar revize edip karşımıza getirdi. 20 yıl sonra geri geldi. Tabii canım, şimdi birçok şey görüyorsun ama böyle bir Nokia mesela içini ısındıran bir şey yapıyor. Evet. Yani şimdi hani mesela şurada var rafta. Ha. 8110. Bu 8110. Yani bu benim telefonum aslında. İlk aldığım telefon bu benim. Nokia 8110. Şimdi bunun aynısının 4G'si var. Yani biraz daha ince, biraz daha az kavisli. Çok da güzel sarı ve siyah rengini yapmışlar. Anteni yok tabii. Şöyle. Yani muz konsepti. Yani. Muz konsepti demişler. Bu aslında biz bunu Matrix telefonu diye tanıyorduk. Şu an muza çevirdiler telefonu. O yüzden de kınıyorum Nokia'yı. Bütün karizması dağıldı. Ben bununla ne karizma yapmıştım zamanında. Benim lise dönemimde kullandığım telefonu bu arada. 8110. Evet ya. İlk telefonum 8110'du. Hatta Matrix filminden sonra böyle hani otomatik açılıyordu da bizimki açılmıyordu. Onun iyi versiyonuydu. O 8110 iyi de bir tuşla şak diye böyle sustalı açılıyordu. O Matrix'e özel yapılmış ama. Öyle miydi? O evet. Telefon yok yani normalde. Doğru. Bir ortak yapmışlardır. Hı, açılıyor mu acaba? Bakalım, şarjı her zaman dayanır ya. Yok, ben bunu şarj ettim. Bayağı bir 1-2 saat devam ediyor. Pil ölmüş tabii ama. Bu arada hani 8110 ile aslında böyle bir değişik bir renk kattılar fuara. Evet. Bu tabii bunun ne farkı var? 4G var ve üzerinde hani bu eski işletim sistemi yok. Kaios. Firefox tabanlı. Bu zamanda Firefox çok uğraştı ya mobil işlemci üretmek için. Onun biraz daha basitleştirilmiş Kaios tabanlı bir işlemcisi var. Üzerinde birçok işte Facebook, Twitter falan gibi böyle güncel sosyal medya uygulamaları da var. Birçok insan soruyor. Ne yazık ki WhatsApp yok. Onu özellikle söyleyeyim. Herkes WhatsApp varsa alacağım bu telefonu diyor. Maalesef WhatsApp şu an yok. Olur belki ileride ama şu an yok. Renkli ekranı var zaten. Renkli ekranı var. Ekran biraz daha büyük. Tabii yani çok Snapdragon 205 basit bir işlemcisini kullanıyor ama zaten yetiyor. Sembolik yani. Telefon zaten. Sembolik telefon. Yani hani o uzun ömürlü saat, yani günlerce pili bitmeyecek bir tane telefon istiyorsanız aslında alınabilir. Öyle 2 megapiksel arka kamerası var. Ön kamerası yine yok galiba. Ön kamerası yok, evet. Arka kamerasında da böyle çok sağlam titremeyen bir elin olması lazım. Ben çünkü çektim böyle. Bir yerlere dayayınca çok güzel fotoğraf çekiyor da böyle elde çekmeye kalkarsan hepsi bulanık. Yani evet. O biraz daha böyle sembolik bir telefon dediğin gibi. Ama onun dışında Nokia 8 Sirocco ile geldi. Sirocco ile geldi. O hepimizi şaşırtan bir şey oldu. En dengeli telefon bence oydu. İşlemcisi 845 olsaymış, Snapdragon 845 olsaymış tadından yenmezmiş. Aynen. Hatta sana şöyle çok iddialı bir şey söyleyeyim. Nokia 8 dediğin gibi 845 ile geliyor olsaydı fuarda tanıtılan en çok sükse yapan telefonlar arasında hani Samsung'dur işte atıyorum neydi ismi Sony gibi onların arasında gerçekten başı çekerdi. Tek eksiği hala 835 kullanıyor olması. Bu arada hani ben de hala kullanıyorum Nokia 8. 835 de kullanıyorum. Çok yeterli bir işlemci. Performans olarak bir kayıp yok. Bir önceki nesle göre ne gelmiş? Bir kere önden bakınca telefon herkes birini takip ediyor ya. Bu da biraz Samsung Galaxy S8 evet, gibi. Yani, tam üstten iyice inceltmiş. İnceltilmiş. Kenarların iki tarafta da edge var. Arka tarafında da edge var. Yani orada bir abartı var. Hatta yani yan 2 milimetreye düşmüş. O mesela özellikle onu da denedim. Çok güzel elde. Çok şık duruyor. Parlak renkleri de var. Ama o yan taraftaki 2 milimetre inceliği var. Çünkü iki taraftan edge olunca bir de üzerine düğme koymaya kalkınca düğme 1 milimetre inmiş. Bıçak gibi. Bıçak sırtı gibi düğme. Hani bu tasarımda bir yeniliğe gidiyor olmaları gerekiyor. Ama onun dışında hani güncel telefonlarda ne istiyorsanız var. Önü arkası Gorilla Glass 5, IP68 su geçirmez özelliği var. Kablosuz şarj sunuyor. Hani bunlar bir önceki Nokia 8'in üzerine. 835 var işte. Yani yeni yenisi değil ama 835 var falan filan. Nokia bu konuda iddialı olduğunu, hala iddialıyım ben, geri döndüğümü gösteriyor. Çünkü satış rakamları da Nokia 8'in, yani daha doğrusu Nokia'nın ürünlerinin giderek satışını arttığını gösteriyor. Bu arada yeni Nokia 6 tanıtıldı ve 7 Plus tanıtıldı. 7 Plus çift kameraya sahip. Aynı Nokia 8 gibi. Teknik özelliklerine çok fazla girmeyeceğim. Çünkü zaten hepsini bir yerden internetten bakabiliyorsunuz. Ben hani kişisel düşüncelerimi zaten söylemek istiyorum. Aslında. Yani yazdık buradan. Evet, hepsinde var zaten. Peki şeye ne diyeceksin? Sony'ye Xperia XZ2 ile birlikte geldi. Şimdi anlatırken, lansmanda izlerken
yarısından yetişme şansım oldu lansmana. Fuar alanının içinde olmasına rağmen. Çok ilginç. Her yere zamanında yetiştim. O fuar alanının içindekine yarısında yetiştim. Anlatırken mükemmel özelliklerle gözüken, hep üzerine geçen seneki X-Sen'in üzerine bir şeyler koymuşlar. Şimdi böyle olunca, aa ne güzel telefon diyorsun elini alana kadar. Sonra, elini alınca ya... Bir kere 11 mm kalınları telefon mu olur ya? Bu böyle mi? Açıkça ben hakikaten merak ederek soruyorum. Yani bunu yapanlar gerçekten hiç alıp bakmamışlar mı? Bunlar 2 sene önce Zenfone 3'ü incelerken Tayvan'da gördüğümde demişim ki 8-10 mm'ydi. Ya bu kadar kalın telefon mu olur hala falan demiştim. Sonra duymuşlar herhalde Zenfone 4'ü ince yapmışlardı. Evet. Pardon Zenfone 2 çok kalındı. Zenfone 3'ü çok iyi yapmışlardı. İnce yapmışlardı. 5 de çok, 5 de çok küçük yani. Şu an yeni 5. Ha, 5 de çok ince, evet. Güzel. Ama 2018 yılındayız. Ama gerçi olabiliyor. İnternet olmadığına göre bazı yerlerde. Değil mi? O da olur. Baktığımızda tasarım noktası 11 metre oldu. Doğru. Kabul görüyoruz. Ama yani şimdi gerçekten hani okey tamam kamerası Sony lensler kullanmış. Çok antal. Yani çok antal. Bir de hani belli şeyleri sürekli tenkit ediyoruz biliyorsun. Evet. İşte Samsung'un bu parmak izi yerini söyledik. Eminim sırf bunu biz söylemiyoruz. Yani aklın yolu bir. Herkes söylüyor ki Samsung dikkate aldı, yerini değiştirdi. Aynen. Ondan sonra işte daha bunun envai çeşit örneği var. Onu bunu yapmayın dedik. Herkes yapmayın dediler. Yapmadılar. Tamam güzel. Stereo hoparlör dedik onu ekledi. Onu ekledi. Aynen öyle. Yani hani herkes işte mesela Nokia 8 de çok böyle biraz şey tasarımlarla gidiyordu. Ama baktılar ki yolunu düzeltiyorlar. Tasarımını daha evrimleştirdiler. Daha güncel trend telefonlara çevirdiler. Şimdi herkes bir düzeltme yoluna gidiyor. Şimdi ben açıkçası bu Japonların kafası nasıl çalışıyor çok... Bir de galiba sektördeki Japon tek telefon değil mi Sony? Var mı başka? Evet galiba. Yok. Yok herhalde. Yok. Başka yok evet. Şimdi nasıl çalışıyor? Güney Kore var. İşte Çin var. Amerika var. Onları saymıyor. Onlar da gerçi Çin aslında. Onu anlamıyorum çünkü evet telefon hemen ben bir de bu arada geç kaldığım için demo alanına çok yakındım. Üstleri örtülüydü. Hemen ilk açıldığı anda ilk öndeydim. İlk alma şansına şey yaptım. Hemen bakayım nasıl olmuş diye arkayı bir çevirdim. Çünkü önden aynı. Önden yine aynı. Hani bu şeyler var ya konudan konuya atlıyorum ama. İşte böyle belli araba modellerinde makyajlarlar arabayı. Hani evet. bir sonraki nesil gelmeden önce önü aynı kalır, arkayı yuvarlatırlar. Sony de aynısını yapmış. Arkası ne olmuş? HD'si U11 olmuş. Evet, HD'si U11 olmuş. Ya bu kadar mı bozulur ya? Yani şimdi biz dedik ya tasarım değiştirsin, tasarım değişsin, tasarım. Bir kalınlaştırıyorsun, iki HD'si U11 tasarımı çakıyorsun. Evet. Yani net olarak bunu söyleyeyim. Çok benziyor. Öte yandan bir önceki modelle demişim ki ben mesela pek çok işte yani kullananların da bu arada en beğendiği özelliklerden biri. Evet. Parmak izi sensörünün yeri ne kadar güzeldi. Evet. Kenardaydı. Niye onu arkaya koyarsın? Yani tam diyorum ki şimdi yani sağ elle kullandığınız zaman baş parmağın altına, sol elle kullandığınız zaman orta parmağın altına gelen bir sensörden evet. bahsediyoruz. Belki de hani piyasadaki en rahat erişim yeri olan bir sensör. Onu sen normal gelenekselleştirip diğer modeller gibi arka tarafa koyuyorsun. Öte yandan tasarımı değiştiriyorsun. Daha kalın tasarım yapıyorsun. Daha yuvarlatın, bombeleyip arka tarafta HD'si U11'e çok benzetiyorsun. Biraz eskiyen bir aslında tasarım. Yani hani bu arka tarafın bombeli olduğu tasarım işte iPhone 6 trendi. Yani aslında baktığın zaman. Ama şu tam. Çift kamera yok hala. Evet. Yani bu özellik yok. Bilmiyorum. Enteresan. Yani fiyatlar... O biraz önce bahsettiğimiz trendler var ya. Evet. Onları hiç takip etmiyor Sony. Ya da bu trendler hep Çin'de, Min'de, Güney Kore'de dönüyor. O adaya geçmiyor hiçbir şekilde. Olabilir. O öyle bir durum var. Yani onun dışında ama hani mesela tasarım konusunda tamamıyla çok açık söylüyorum. İddialı bir şey. Sınıfta kalmış Sony. Yani tasarım konusunda hep sınıfta kalıyor ama teknik olarak tek kelime edemem. Yani teknik olarak şu dönemde bir telefonda güncel bir telefonda ne arıyorsan var. Tamam. Çok güçlü bir telefon. Yani çok güçlü bir telefon. Evet orası öyle ama gücü yetmiyor işte. Yani hani çünkü elinde tutuyorsun. Aynen. Yani hani bir de çok güçlü telefonlar var yani baktığında. Şimdi mesela 845 işlemci var. Biliyorsun bir önceki telefonda 960 FPS yavaş evet, çekimi çözünürlüğü düşük ve düşük ışıkta çalışmıyor diye tenkit etmiştik. Düzeltmişler. 1080p çıkmış. Artık 1080p çıkmış. 1080p yapıyor. 4K'da HDR video kaydedebiliyor. HDR ekranı var. Gerçi 2K HDR ekranı var galiba. Yoksa Full HD mi tam emin değilim ama HDR oynatabiliyor. HDR. Sonuçta HDR kayıt 4K'dan bahsediyorum. Bu yani aslında Sony'nin profesyonel kameralarının yaptığı bir özellik. Zaten hep bunu yapmaya çalışıyor Sony. Hı-hı. Profesyonel kameraların özelliklerini içine de getirmeye çalışıyor ama
iddiaları işte biz tek kamerayla da o iki kameranın yaptığı işi yaparız bir iddiası var. Nasıl olacak o bir fikrim yok açıkçası. Ya onu yapabilse bile kullanıcılar artık çift kamera telefonu. Benim konuştuğum pek çok özellikle yani şimdi yani cinsiyet ayrımı yapmak istemiyorum ama evet. Hanım kullanıcılar mesela ben direkt olarak birkaç kişiden net olarak aldığımız soru çift yani çift kamerası var ama ne işe yaradığını bilmiyorum dediler ya. Evet. Yani ama çift kameralı telefonlar istiyor. Tabii iki tane var çünkü. Çünkü biz hani genel olarak böyle şimdi telefon masaya koyduğun zaman güzel görünsün. Telefon işte masaya koyduğun zaman veya arkadaşın elinde gördüğün zaman aman işte bir statü kaygısı yaşandığı için. Öyle, öyle zaten tabii. Yani. Yani o yüzden çift kameralı telefonlar işte iPhone onu o yüzden hani tasarımı niye diğer telefonlar tarafından taklit ediliyor? Çünkü herkeste bir iPhone olma şeyi de var baktığımızda. Evet, fiyatı yüksek. Yani bir aslında bir zenginlik simgesi bu. Evet. Yani ne yazık ki öyle. Anlayamıyorum gerçi bu konuyu. Ama şimdi böyle olunca da şimdi baktığımız zaman evet güçlü telefon. Şimdi ben en güçlü içinde en güçlü işlemci sahip olan telefonu almak istiyorum. Hı-hı. Diyelim mesela. Ve hani Qualcomm olsun istiyorum. Çünkü işte Qualcomm'un bir her şey içinde olan özel çipi var. İşte 4.5G'sinde işte en yüksek download yapabileceğim modem olacak. İçinde bütün sensörleri olacak. İşte her şey uygun olacak. O olsun istiyorum. Tamam hani Exynos da Amerika'daki modellerini kullanıyor. 9810 çok iyi. Bir önceki Select model yüksek. Aynen öyle. Hepsi aynı fabrikada üretiliyormuş bu arada. Samsung kendi markasını, kendi teknolojisini aynı fabrikada üretiyor. Samsung'u takdir etmek lazım aslında. Orada tabii hala yani donanım konusunda, yazılım konusunda hep böyle baskıcı oldu. Mesela yazılım konusunda özellikle kendi Tizen evet. işletim sistemini oturtması önemli bir konu. Kendi işlemcisini oturtması bizim EMEA bölgesinde Avrupa'da daha çok kendi Exynos işlemcileriyle gelirken Amerika ve Çin pazarında sadece Snapdragon'la evet. satışı sunuyor. O anlamda aslında bu arada iki işlemci arasında çok büyük fark yok performans olarak. Onu söyleyelim. Hani hatta bazı sonuçlarda Exynos model biraz daha öne çıkıyor. Bir, iki, bu arada son dönem yapılan anlaşmayla zaten hani Snapdragon'larla Exynos'lar aslında Samsung'un aynı fabrikasından aynen. çıkıyor. Hı. Sadece birebir çok yakın teknolojilerdir büyük bir ihtimalle ama işte bu Yonga setinin tasarımı Samsung'a ait. Bununkilerinde işte Qualcomm'a ait. O kadar. Yani farklı Yonga'lar kullanılıyor. Farklı Yonga'lar kullanılıyor. Kairo kullanılıyor. Birinin Mungos kullanılıyor. Aynen öyle. Bir ARM tabanlı. Aslında ikisi ARM tabanlı. Her neyse. Şimdi böyle bir şey durum var. Ama şimdi mesela onu söylüyordum. 845 işlemci alacağım. Hı-hı. En yeni işlemci alacağım. Kamerası iyi olsun. Hatta çift kamerası olsun diyorum. Hop Sony'ye elenmiş oluyor. Tabii. Trend olarak iyi gözüksün istiyorum. Şimdi hani bu arada çok fazla üzerine durmuyoruz ama Asus Zenfone 5 aslında 845 işlemci var. Çift kamera var. Çentiği var. Full tabii. ekran. Yani, yani performans ne verir? Performans olarak da bence iyidir. Çünkü teknik altyapısı çok güçlü. İşte kamera konusunda tam testlerden sonra aslında ama tabii. öyle gözüküyor şu an. Aynen. Şu an için öyle. O telefon geldiği zaman bizim net. Hani işimiz. Bu arada telefon ne zaman geleceği de belli değil. En azından o bilgiyle. Yani tabii Asus'un biliyorsunuz Zenfone 4'ü daha yeni ülkede satılıyor. Normal aslında çok geç geliyorlar. Yani Computex fuarına tanıtıyorlardı onlar yazları, evet. her yaz. Ve Computex fuarına tanıttıktan sonra yaklaşık 6 ay sonra telefonlar Türkiye'ye geliyordu. Zenfone 3 örneğinde öyle oldu. Zenfone 4 örneğinde oldu. Bu defa Computex'i tanıtmak yerine, Tayvan'ı tanıtmak yerine ürünlerini Mobilyan Kongresi'nde daha erken tanıttılar. Şimdi en iyi ihtimal yaza bekliyoruz. Hani belki daha erken. Belki hani bu X trendini kaçırmamak için Türkiye'deki biraz daha hızlı davranıyor olabilirler. Yani Türkiye değil de genel evet. Avrupa'daki. Şimdi o taraftan gittik. Şimdi bunları geçelim. Bunlar zaten yabancı firmalar her zaman var. Ancak şöyle bir durum var. Türkiye'den hani Mobil Dünya Kongresi'nde Türkiye'den gördüğümüz izlenimlere geçelim şimdi. Şimdi her sene çok iddialı bir Vestel görüyoruz orada. Hı hı. Şimdi buradaki deminden beri saydığımız bütün markalarla rekabet edecek. Mesela bu şeyde de ne denir ona? Bu fuarda da Z20'yi tanıttılar şimdi. Z10 kullanıyoruz. Vestel Venus Z20 tanıttı. Z10. Ha benim ikinci telefonumda Z10 bu arada. Vestel Z10 kullanıyorum ikinci telefon olarak da. İkinci attım onda. Şimdi Z20'yi tanıttılar. Ve şimdi bu Nisan ayında az kaldı. Piyasada olacak. 2099 fiyat bareminde olacak. Yani öyle uçuk bir işlemci de var. Evet, Qualcomm işlemci. Yani bir şey değil. Nasıl denir? Oraya öyle gelecek. Böyle bir alt seviye bir işlemciyle gelmiyor. Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle geliyor. Ondan bahsediyorum. Full HD işte 4 GB RAM'i var. 5.65 büyük bir ekrana sahip olacak.
Ondan sonra Full HD Plus bu arada. Çift kamerası var. Yine. Çift kamera 4K şey kaydedebilecek. 30 FPS video kaydedebiliyor. 1080p'de 120 kareye çıkabiliyor. Ondan sonra hani böyle biri 16 biri 5 megapiksel kameraların. Evet. Ondan sonra arka tarafında zaten 8 megapiksel bir kamerası var. Ön kamera. Ön taraf. Ben ön arkaya bir şey yapıyorum, karıştırıyorum. Böylece alan derinlikli son dönemin trend haline gelmiş olan fotoğraf çekimlerini arka kamerayı 16 megapiksel ve 5 megapiksel sensörleri kullanarak, lensleri kullanarak yapabiliyoruz. Yine Gorilla Glass'la ön arkası korunmuş. Ve bu arada nasıl diyeyim, 8 çekirdekli 2.2 GHz bir Samsung şey Snapdragon'la Qualcomm işlemciyle gelecek. 4 GB RAM'i var. Telefon çok şık gözüküyor. Yani büyük bir ekranı var ama aynı Samsung'un bu yeni telefonlarındaki tasarım, üstten alttan çok ince bir çerçeve var. Çentiği kullanmamışlar. Onlar Samsung'un tasarım, yani daha doğrusu ekran anlayışı çizgisinden gidiyorlar. Daha doğrusu Samsung'un demeyeyim de o tasarım anlayışını takip eden firmalardan bir tanesi. Ya şöyle de bir şey var aslında. İki tane tasarım anlayışı var şu anda. Yani, çentikli, tabii, full ekran. Yani Amerika'yı tekrar keşfetme gerek yok diye bir şey var. Bu zaten bu yani şeymiş, yani bildiğin hakikaten bu tasarım firmalarının yaptığı, sunduğu şeyler bunlar. Tabii. O anlamda özellikle Türkiye için dediğin gibi de hani Mobilina Kongresi gibi büyük bir fuarda çokça büyükçe ve gösterişli, evet, bir standla yer almak. Stand alanında yer alıyorsun. Sadece işte yeni akıllı telefonların değil, önceki modeller, farklı teknolojilerini tanıtıyorsun orada. Bu arada orada fuarda yine bir Vestel Ventures'un bu Vestel'in işte böyle yeni yaratıcı, nasıl denir onlara, firmaları desteklediği çok genişçe bir alan var. Orada biz çok ilginç ürünler de görme şansına kavuştuk. Özellikle bir tane tam ismini hatırlamıyorum ama ben hani böyle kendimce sokak palmiyesi diyeyim. Bir tane özel bu Vestel Ventures şeyinde olan bir şey vardı. Stand, böyle palmiye gibi bir şey. Üzerinde ekran var. Yanına geliyorsun. Üzerinde mobil şarj üniteleri var. Yani orada beklerken böyle şey gibi, biraz böyle hani büfelerde vardır ya, kolunda dayayıp durabileceğin bir şey gibi. Telefonunu orada şarj edebiliyorsun. Bu arada ekranlar ses tanıma özelliğine sahip. İşte otobüs kaçta gelecek ya da işte bugün yağmur var mı gibi sorular sorup ya da işte taksi çağırabiliyorsun olduğun yere. Belli haritaya bakabiliyorsun, bir şeyin yerini öğrenebiliyorsun falan böyle. Tamamen güneş enerjisinde çalışan, kendini şarj eden kendi başına, yani daha doğrusu hiç destek almadan, support almadan gidebilen üniteler. Bunlar şu anda mesela bunun benzerleri galiba Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılmaya başlayacak yakında. Buna benzer çok fazla şey var. Mesela hani Vestel böyle küçük yatırımcıları da aslında startup şirketlerini de destekliyor. Onları da beraberinde fuara taşıyor. Çok hani dediğim gibi mobil dünya, herkesin gözünün olduğu bir fuarda böyle dik durmak önemli aslında. Türkiye'deki sağlam, güçlü teknoloji şirketlerinden bir tanesi. Evet. Ayakta kalmaya çalışan aslında. Çok, hala şu dönemde çok güzel ürünlerle çıkış yapan bir firma. Bunun dışında Turkcell. Yine Turkcell de oradaydı. Yine özellikle Lifecell ve işte diğer ürünleriyle beraber yine onların da startuplar için bir destek sağlayan yerleri var. Onlar da çok yine güçlü bir şekilde oradalardı Türk firmaları olarak. Bu arada yine Vodafone standı içinde bu akıllı nesnelerle çalışan ürünler sunan yerli Türk firmaları da vardı. Yani hani nasıl işte Vestel'in Ventures'unda getirdiği firmalar varsa, Vodafone Global'in, bu arada şeyin de değil, yani Türkiye'nin de değil, Vodafone Global'in desteklediği Türk firmalar da orada vardı. Mesela onlardan bir tanesini deneme şansı bulduk. Akıllı çay ve kahve otomatları vardı. Tamamen telefonunuzdan her şeyi ayarlayıp sipariş verebileceğiniz, kendi kendine idame ettiren, kendini götüren ve hani çok ilginç bir özellik. Teknolojiyle tabii onun teknolojisini anlama şansım yok benim, onun daha çok gıdaya giriyor belki, ama sabah demlenen çayı akşam da aynı tazelikte içebileceğim bir patente sahip cihaz vardı orada. Nasıl? Aynı çayı mı? Aynı çayı. İşte ben de ona şaşırdım. Yani sabah demlenen çayı bozulmadan, tadı kötüleşmeden, acımadan, hani vardır ya bizde artık bu çay ocaklarında yapılır, bir çay bitmiştir artık, o yüzden zift içersin akşama doğru. Ölmüş. Onu yapmadan ayakta kalabilen çok başarılı. Mesela hani bir diyelim ki
çay oranın çok demli içiyorsun, az su olsun, az şekerli olsun, sen öyle içiyorsun. Belli alışkanlıklarını hatırlıyor makine bir süre sonra, yani çünkü nesnenin internet ve yapay zeka kullandığı için. Sonrasında sadece çay istediğin zaman son en senin, yani sadece çay demen yetiyor ayağa girmeden, senin sevdiğin çayı, sen sipariş verdiğin için sana özel çay veriyor. Ve bu tüm bir database toplanıyor. İşte bu aslında büyük firmalar için üretilmiş. İşte hani Doğan gibi tüm katlar arasında koyabileceğin, ya da işte Koç gibi, Sabancı gibi, Vestel gibi böyle katlar arasında dağıtabileceği, herkese belli şeyler tanımlayabileceği. İşte sen Ercan bu ay 30 çay içebilirsin mesela. Kotan var yani. Kotan var, işte 45 çay içebilirsin. Ondan sonrası paralı mesela gibi böyle parayla çalışan, tüm işte BKM Express'ten tüm insanlar kartları destekleyen böyle bir cihaz. İlginç cihazlar vardı yani. Kota hiç hoşuma gitmedi benim. Evet, aslında çok, hadi sana 120 olsun ya, yabancı değilsin. Ben kahveciyim daha çok, çayla çok fazla. O da çok. Sabah kahvaltısı. O kısmı da var yani, yani tabii sadece orada bir çay otomatını deneme şansım oldu ama kahve otomatları da varmış aynı firmanın. Onunla ilgili video da çektik, daha montajlamadık, onu da yakında yayına gireceğiz. Hatta belki bir canlı yayın konu olarak o firmayı da alırız ileride. İşte böyle bir fuardı Ercan, hani oradan oraya koşturma, buradan oraya koşturmayla geçti. Onun dışında benim her sene mutlaka hani oraya gittiğim zaman katılmaya çalıştığım Showstoppers var. Showstoppers ve bu ara Pepcom vardı. Geçen senelerde gidememiştim ama bu sene yağmur ve fırtınaya, hani şöyle göstereyim, beni uçuran fırtınaya, burnumu, ağzımı, kulağımı durduran, bir arada 7 yıldır ses falan gitmişti. Gitmişti. 7 yıldır ilk defa Barcelona'ya kar yağmıştı. Kar yağdı yani biz oradayken. dolayısıyla böyle bir şeyde, ortamda ben Pepcom'a da katıldım. Bunların şöyle bir avantajı oluyor Showstoppers Pepcom'un. Fuarın dışında genelde üniversite gibi ya da böyle işte art galeri gibi böyle daha farklı yerlerde ki alanlarda kuruluyor. Dolayısıyla daha böyle hani herkesin çat kapı girebileceği değil de işte mail yoluyla çok önceden davetiye aldığın, işte belli insanların sadece seçilip girebildiği bir şey. Dolayısıyla çok sessiz sakin oluyor. Yani böyle bir hengame olmuyor. Ve orada işte bu tür özellikle böyle hani adından bahsettirmek isteyen startuplar ya da böyle hani fuarda belki de kaybolacak sağda solda startuplar çok ilginç ürünlerle orada yer alıyorlar. Özellikle şeyde nasıl denir? Neydi ya? Showstoppers'ta mesela Pepcom'da da aynı şekilde bir tane kredi kartı çok fazla ilgimi çekti. Yeni bir ödeme yöntemi. Bu mesela şöyle bir şey. Üzerinde herhangi bir seri numarası ya da bir şey yok. Yani tek başına plastik bir kart. Hı-hı. Üzerinde e-ink ekranı var. Sen herhangi bir şekilde çaldırdığın zaman kimse onu kullanamıyor. Üzerinde tuşlar ve e-ink ekranı, pil ve GPS modülü var. Mobil olarak sürekli bağlı. Yani küçücük kredi kartı boyutlarında, kalın da değil. Üzerindeki belli şifreyi girdiğin zaman üzerindeki ekranda aktif olabiliyor kredi kartı. Ve aynı kart üzerine farklı farklı bankaların kredi kartları yüklenebiliyor. Yani soft sim tarzında. Ve aynı zamanda da sürekli internete bağlı olduğu için bankanın mesajları sana kredi kartının üzerindeki ekrandan geliyor. E-ink ekrandan. İşte bir sabah uyanıyorsun. Bugün yapacağın harcamaların 10 lirası bedava diyor. Onun mesela bank sana. Cep telefonu entegrasyonlarıyla, uygulamalarıyla gelen bazı bankaların çalıştığı şey. Tabii. Kart kullanmamıza gerek. Zaten kart evet, çok orada bir değişik yani, bir ayrım var. Tabii burada kendi aralarında bir karar vermeleri lazım. Kart kullanacak mıyız, kullanmayacak mıyız? Telefon mu kullanıyoruz, kart mı kullanıyoruz? Hangisi? Cüzdan almama gerek var mıydı, yok muydu? Bu da bir çelişki mesela. Şu anda hani her şey mobile dönüp. Gözlemi taratacağım, parmak mı okutacağım? Kartları yok etmeye çalışıyoruz. Yani aynı. Mesela kartlar, büyük bir ihtimalle bu tür girişimlerde kartları ölmedik biz. Hala varız. İşte bakın şöyle şöyle uygulamalarla hani çok enteresan. Hala çalınabiliyoruz ama çalınsak da bir şey olmuyor. Güvenli. İşte iddiaları var. Ki mesela pilin hiç bitmeyeceği iddiası vardı o kartın. Üzerinde ekranı tuşu. Abi her şeyin pili biter. İnsan bile ölüyor ya. Ölüyor işte. O bitmiyormuş. Ölsen de o yanında kalacak kredi kartı. Böyle bir fuar geçirdik. Bunların hepsi sırayla geldiği zaman zaten sana gelecek. Sen onları zorlayacaksın. Bakalım S9 ve S9 Plus'tan başladık. Başladık. Bunun arkasından ne gelir sence bundan sonra? Sırada ne gelir? Hadi valla bakalım. Bundan önce Meizu'nun bir tane telefonu geldi. Çift ekranlı. Geldi mi? Geldi. Aa çok güzel. Ondan başlayacağım. Takip etsinler bizi de izleyenler. Bu arada çift ekranlı telefon demişken ona da değinelim istersen. Mobilya Kongresi'nde evet. Gerçekten çift ekranlı telefon vardı. Yani
Gerçek çift ekran. Yani senin dediğin nasıl çift ekran? Benim dediğim telefonun arkasında küçük bir ekran daha var. E-Ink mi? Yok E-Ink normal. Galiba. Ha. Evet, yok, benim dediğim gerçekten çift. O beni bayağı bir şey yaptırdı aslında. Bir ilginç. Hatta onu bir Instagram'da paylaştım. Evet, hatta videosunu koydum mu hatırlamıyorum. Videosunda galiba bir inceleme videosu da vardı onun. Gerçekten iki ekran. Açıldığı zaman büyükçe kare bir tablet gibi bir telefon oluyor. Arkaya kıvrılıyor. Ama tabii bu yere sert koyduğumu kırılabilecek bir ikinci alternatifim var demek. Tabii. Yani. Böylece bir tane daha kılıf almam gerekecek. Böylece daha kalın bir telefon. Zaten olacak. Telefon iki telefon kalınlığında. Sony'den bile kalın. yani aslında uzatılmış ekranlar, esnek ekranlar falan bekliyorken bildiğim fiziksel katlamalı telefonlar getirdim. Ha, siz onu beklemeyin. Biz bunu yaptık. İkisini yapıştırdık. Yaptık demiş mesela. Ama onlar da olacak zaten. Hani patentleri falan çok şey yapıyor. Önümüzdeki yıllarda onları da göreceğiz. Bu Mobilyan Kongresi'nin kısmeti olmadı ama mutlaka. Başka Mobilyan Kongresi'nde veya CES fuarında veya belki Tayvan'daki Computex fuarında veya yine fuar çok. Eylül'de düzenlenecek olan IFA'da, Almanya'da düzenlenecek IFA'da görebiliriz. Bugünlük Mobilyan Kongresi'nden aktaracaklarımız bu kadar herhalde. Bu kadar. Yani senin ekleyeceğin bir şey var mıdır? Yok. Bu akşamki sadece incelemeye kaçırmasınlar. Evet. Onu söyleyebilirim. Mobilyan Kongresi'nden çıkan ilk taze telefonlardan S9 Plus'ın incelemesi bu akşam yayında olacak. Kısmetse. Bunu söyledikten sonra buradaki canlı yayınımız bu hafta nokta deriz. Yerli teknolojinin öncüsü Vestel'in katkılarıyla hazırlanan bir çip tek dolu canlı yayını daha bu hafta bitti. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.